siz ahırlara. Siz araziye, siz de eve. Her yer didik didik edilsin. Ne oluyor burada? Sancar Efeoğlu hakkında savcılığın yakalama kararı var. Neden? Ne suç işlemiş benim oğlum? Canavarca hisle kasten öldürme. Akın Baydar'ın cesedi bulundu. Yok, yok. Ana o öyle değil. Amirim o öyle değil. Ana uçurumdan aşağı düştü, öyle yazdı. Sevdasını kurtarmaya çalışıyordu, öyle değil. Suçlu olmasa teslim olurdu. Cesedi saklamaya çalışmazdı. Bakın, elimizde yakalama emri var. Lütfen zorluk çıkarmayın. Sancar burada değil. Gitti. Bakın, evde küçük kızım var. Lütfen anlayış gösterir misiniz? Maalesef arama yapmak zorundayız. Anlıyorum sizi, vazifeniz. Ama bakın, boşuna onca insan burada üzülecek. Sancar burada değil. Ama eğer isterseniz ben geleyim sizinle. Ben anlatayım olan biteni. Bakın, siz yine ifadenizi verin. Ama biz aramayı yapmak zorundayız. Dağılın, her yeri arayın. Lütfen kalacak uşu. O bu destan en masumudur. Bir şey yapıldıysa hepsi benim boynuma. Ben ettim. Akın Baydar'ı ben öldürdüm. Amirim, sen Celefon'un en yakın adamı, sırdaşı. Baksanıza ya kelepçeyi. Ben öldürdüm diyor. Havru. Bakın, bu yaptığınız suç. Adaleti yanıltacağınızı kısadan söyleyeyim. Sancar nerede? Benim sesim mi çıkmıyor ya? Ben ettim diyorum, alsanıza beni. Alın bunu. Dağ tepe aramaya başlayın. Limana da haber verin. Sınırlar da tutulsun. Dur! Dur! Sancar. Buradaymıştı. Nereye gideceksek gidelim. Bırakın gavru. Kelepçeliğin. Ailemle vedalaşmaya müsaade var mı? Başını öne eğdirecek bir şey yapmadı. Yapmadı tabii. Benim oğlum Efe'dir. Efe dediğin kendine yakışanı yapar. Araya hayal gelsin, ailesinin başında dursun. Telefonla bir tane video attım. Kızım için. Siz önce Allah, sonra da birbirinize emanet ediyorum. Dikkatli ol Sancar Efe. Haydi gidelim.
Yapamadım işte. Beceremedim işte. Kuramadım kız, sağ ol. Tamam ablam, tamam geçecek, ne olur. Nüfus kayıtlarına baktırdık efendim. Birinci derecede hiçbir yakınını bulamadık. Bu durumda kimsesizler mezarlığına defnedilecek. Ne münasebet. Onun yakını ben. Ben defnederim cenazeyi. O halde ben size imzalayacağınız evrakı getireyim. Tamam. Kimsesi yoktu kız. Bir ben vardım, ben de sahip çıkamadım. Allah da benim. Şöyle şeyler söyleme. Lütfen suçlama kendini. Yalvarırım lütfen. Söyle. Tamam, kapat, geliyorum. Ne oldu? Sancar polis almış. Cinayet. Sen şu evrak işini hallet ver. Tamam, tamam. Meleğim dur bakayım. Uzun gari durmuyor. Açık dur. Ya benden yine bir şey saklanıyor değil mi? Ya ne olur söyle. Vallahi billahi. Güçlü olacağım. Ağlamayacağım. Sus. Anne. Tamam. Çok kötü bir şey olmuş. Gel bakalım. Otur. Meleğim, hani biz seninle her şeyi konuşuyoruz ya. Bazen başımıza evet istemediğimiz şeyler gelebiliyor. Az önce konağa polisler geldi anneciğim. Babam mı? Babam mı gitti? İfadeye. Evet, ifadeye gitti. Korkmuştur. Anne gidelim, ne olur izin al. Babamı göreyim. Hem sarılırsam iyi gelir buna. Aa, tabii ki gideceğiz meleğim. Hem bak, baban da senin gibi düşünmüş. Melek beni görsün, korkusu geçer demiş. Al bakalım. Canımın içi meleğim, babam. Babam. Sakın korkma, tamam mı? Biz nasıl aynı evdeyken ben hep senin yanındaydım. Şimdi öyle olacak babam. Koy böyle elini kalbine. Böyle. Sen ne zaman beni düşünsen, ben de seni, anneni düşüneceğim. Bir saniye bile ayrı değiliz ki babam. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Biliyor musun bizim konağın kadınları nasıl gülüyorlarsa öyle de ağlarlar. Sen sakın onları duyma, tamam mı? Hatta takılma bile, boş ver. Hani bana masal anlatmıştın. Umudunu hiç bırakmayan çocuk. İşte annen, sen, ben o çocuk olacağız babam. Ve kollarımıza dolanamasak da sarıp sarmalayacağız birbirimizi. Babam. Canımın içi. Seni çok seviyorum. Bir saniye bile unutma, tamam mı? Anne. Anneciğim söyle. Ne istersen söyle. Umudumuzu bırakma. Bir şansımız bile varsa ya bana babamı getir ya da beni babama götür. Benim haklıyı haksızı ayırmayı bilen oğlum. Kendi canından oluyordu.
o kansızın yüzünden şimdi hapislerde mi çürüyecek? 93, 94 ana sen böyle yapınca ben hiç sayamıyorum, ne olur etme. Al işte yüksek çıktı. Feride Efe ne etmek lazım? Bir limonlu su mu hazırlayayım, ne edem? Bir bardak soğuk su çırpı be yüzüne, iyi gelir. İstemem ki su falan, istemem siz. Beni bırakın da. Bizi bu duruma kim düşürdü? Kim bizi bu işin içine soktu, onu düşünün. Halis Hanım. Feride Efe haklı. Gelin bir yüzünüzü yıkayalım. Tamam ben yıkayayım yüzümü. Emme beni be. Teyve. Oğluma iftira mı attılar? Hangi bizi bu duruma düşürdü teyve? Hadi gelin bir yüzünüzü yıkayalım. Sonra konuşuruz. Ben sizi birbirinize sahip çıkacağınız, sözünüzün ardında duracağınız, sadıçlığa zeval getirmeyeceğiniz demedin mi? Bunca lafı neden ettim şimdi anladın mı? Bak birbirinize düşman oldunuz, ne oldu? Beğendin mi ettiğini? Beceremedim. Haklısın. Ana. İyi misin? Sen nerelerdesin oğlum? Sen nerelerdesin? Abini ihbar etmişler. Kollarını kelepçe takıp alıp götürdüler. Sen nerelerdesin? Siz beni diri diri mezara mı koyacaksınız? Ana tamam tamam. Sen mi ihbar ettin lan? He? Bu kadar mı büyüdü düşmanlığınız? He? Sadıcını tutukladacak kadar mı gözün döndü? Lan benim kimseyi ihbar edecek halim mi var? İhbar edecek olsam dün heriften özür dilemezdim herhalde. Belli ki abim bunu kabul etmemiş, sen de hıncını böyle çıkarmışsın. Lan geçenlerde seni tartaklamadı mı? Belki sen ihbar ettin, hıncını böyle alıyorsun. Ben yapmadım. Kırılsam da üzülsem de o benim abim. Lan benim de sağ. Gidiz. Git lütfen. Gel ana, hadi gel biz oturalım. Hadi gel, gel gülüm. Kurban Akın Baydar. Öldürülmeden önce işkence görmüş. Cesedi ihbar eden eski eşine göre maktulü aranda Nare Çelebi yüzünden husumet varmış. Ne kurban? Biz zalimiz. O mazlum öyle mi Savcı Bey? Demagoji yapma. Soruma cevap ver. Neden öldürdün? Ben öldürmedim. Deliller açık. İnkar ederek kurtulamazsın. Yanlış anladınız Savcı Bey. Benim bir şeyden kurtulmak gibi niyetim yok. Öldürmedim derken... ne yazık ki öldürmedim demek istedim. Nare'yi o psikopatın elinden kurtarmaya çalışırken... birlikte uçurumdan aşağı düştük. Savcı Bey... müvekkilime olay sonrası yapılan tıbbi müdahale, geçirdiği ameliyat ve gördüğü fizik tedaviye ilişkin raporlar. Bu raporlar hiçbir şey ispat etmez. Akın Baydar'ın ölümünden günler sonra alınmış. Belki başka bir kaza geçirdin, nereden bilelim? Uçurumdan birlikte düştüyseniz, sen nasıl hayatta kaldın o kadar zaman? Savcı Bey, olaya ilişkin tanıklarımız Nare Çelebi ve Ömer Kavruğu dinlemenizi talep ediyoruz. Bak Sancar Efeoğlu, seninle açık konuşacağım. Durumun pek parlak değil. Nare Çelebi kızının annesi, Ömer Kavruk sağ kolu. İkisinin tanıklığı da mahkemede bir kanaat oluşturmaz. Öte yandan Akın Baydar'ı öldürdüğünü ihbar eden ortağın Gediz Işıklı. Cesedin yerini ihbar eden eski eşi. Maktulün bulunduğu yer halanın arazisi. Suçunu itiraf edip pişman olduğunu beyan edersen senin için iyi olur. Benim tek bir pişmanlığım var Savcı Bey. O da o ellerimle almamış olmak. Yalan yok. Onu uçuruma aşağı atmak için çıkardım. Ama Nare engel oldu. Ben katil olmayayım diye Nare çırpınırken... bir de Nare'yi rehin aldı.
Anne kızımın anasını kurtarmaya çalışırken birlikte uçurumdan aşağı düştük. Her yerim kırık içinde. Günlerce acı çektim. Dediklerin doğruysa cesedi kim, neden sakladı? Bu hikayelere inanmamı mı bekliyorsun Sancar Efeoğlu? Ben olanı anlattım Savcı Bey. Neye inanacağını sizin bileceğiniz iş. Polisi alın içeri. Tutuklamaya sevk edeceğiz. Cezaevinde yargılanmayı beklerken iyice düşünürsün. Ama çok vaktin olacağını sanma. Aleyhindeki deliller o kadar sağlam ki meslek hayatımda yazacağım en kolay ve en hızlı iddianame olacak. Ya bana neden inanmadılar ya? Ya ben demişim, ben ettim diye ben demişim. Beni atsana mahpusa. Efendim dönsün siperine. Ya ben bilmiyorum ki nasıl edeceğiz biz efendim yokken. Biz de birlik dirlik nasıl olacak? Vallahi ben bilmiyorum ya. Ya inanacak olsalar ben gider üstlenirim zaten. Burada ben varken sene düşmez gari. Hem ne sene ne de bana inanırlar. Abimin bu adamla olan düşmanlığını herkesler biliyor. E ben dostmadım bu adamla ya. Ya en iyi sen biliyorsun, etme. Bana bak. Şimdi sen desen ben gavru ederken gördüm diye şahitlik etsen. O zaman inanırlar belki. Ya gavru bak saçma sapan konuşup iyice asapları bozma. Her şeye de karışma kardeşim ya. Yeter birbirinizi düştüğünüz vakit. Didişme vakti değil, birlik olma vakti. Elvan kızım, sen Sancar yokken torununla ilgileneceksin. Sen de gari saçma işlerle uğraşmaya bırakacaksın, yanımızda duracaksın. Nari'yi meleğin yanından çağırın gelsin. Sancar'a gitsin, desin biz iyiyiz. Aklı bizde kalmasın. Az sıkı versin dişini. Elbet bir çaresini bulacağız. Helal sana be kayınlam. Ha şöyle. Sen böyle dik dur da biz her bir şeylerin üstesinden geliriz. Elbet dik duracak. Sancar'ın suçsuz olduğu anlaşılana kadar elbet dik duracak. Çok şükür başımızın üstünde çatımız var. Özel sektöre geçmekle en iyisini yapmışsın Güven Bey. Sizin için de geç değil Refik'ciğim. Emekli oldum diye köşene çekilmek zorunda değilsin ki. Buralarda böyle turizm potansiyeli olan çok fazla yer var. Ama köylü zihniyetiyle yönetildikleri için bir kan, bir nisbi Monte Carlo olamıyorlar tabii. Bizim gibiler bir el atsa var ya, buralar turizm cenneti olur. Bakın arkadaşlar, Güven Bey çok haklı. Mesela benim kaldığım otel güya 5 yıldızlı. Nasıl söyleyeyim? Zevksiz efendim, zevksiz. Çalışanların hepsi avam. İşte ben de tam da bunu düzeltmek istiyorum Halit'ciğim. Yapacağım marina ve otel yatırımlarıyla böyle beğenisi yüksek insanlar için buraları bir tatil cenneti yapmak istiyorum. Bunun için de bir 100 milyon dolarlık bir fon buldum. Kadehimi Güven Bey dostumun şerefine kaldırmak istiyorum. Hoş geldiniz Kahraman Bey. Siz kimsiniz ya? İsmim Ali. Güven Bey'in yakın koruma ekibinin lideriyim. Kimin? Güven Bey'in. Allah Allah. Kendisi dostlarını arıyor. Sizi bekliyorlardı. Buyurun lütfen. Ya bizim gibiler bu sektöre girmekte çok geç kalmış. Çok geç kalmış. Uçururuz Aziz, uçururuz. Sen ben bir araya bir gelsek. Bizim gibiler olmadığı için bu halde. Hadi, şerefinize. Müsaadenizle.
Dışarıda kıyamet kopuyor. Sancar içeri girdi. Hayır, bir çıksa bizi bir kaşık suda boğacak. O çıkmasa bunun gedizi var, naresi var. Sen burada oturdun, alem mi yapıyorsun? Ben müsaade etmeden Sancar çıkmaz. Müsterih ol. Gedizler nareye gelince onlarla işim bittiğinde ben ne dersem onu yapacaklar. Efoğlu konu artık senindir. Yalnız yerleşmek için acele etme. Benden haber bekle. Hayırdır ya? Sen benim patronum falan oldun, benim haberim mi yok? Kapıya adam dikmeler, mekanda partilemeler, bana ne yapacağımı söylemeler falan. Nereden geliyor bu özgüven? Ona patron demeyelim de ortak diyelim kahramancığım. Ortak? Allah Allah. Akın'ın cesedi bulundu. Miras için çarklar dönmeye başladı. 100 milyon dolara ortak olmak istemez misin? Nare'yi mirasa ikna ettin diyelim. Peki mirası sana vermeye nasıl ikna edeceksin? Dediğim gibi. Onlarla işim bittiğinde ben ne dersem onu yapacaklar. Rahatlardı. Zaferinin tadını çıkar. Sonunda sen de dediğini yaptın. Sancar'ı ihbar eden sen değilsin. Melikşe'yi sen organize ettin değil mi? Nasıl ikna ettin? Melikşe Hanım. Ben avukat Emre Öztürk. Sizi devlet mi yolladı? Benim avukat tutacak param yok. Hayır. Ama sizden vekalet ücreti almayacağım, merak etmeyin. Sancar mı yolladı yoksa? O da değil. Menekşe Hanım bu davayla ilgilenmemi Güven Bey istedi. Nare'nin babası mı? Hatta kendisi şu an dışarıda. Sizinle görüşmek istiyor. Siz dışarıda bekleyin. Biz Menekşe Hanım'la anlaşabilirsek savunmasını planlamak üzere gelirsiniz. Güven Bey. Ne istiyorsun benden? Benim ne istediğim bir önemi yok. Asıl sen ömrünün sonuna kadar cezaevinde çürümek, içeride 5 parası sürünmek istiyor musun, onu söyle. Ben isteyerek yapmadım. Kazayla oldu. İspat etmek çok zor. Ama söylediklerimi yaparsan Emre sana yardımcı olur. Buraların en iyi ceza avukatıdır. Ben para da veririm sana. İçeride sürünmezsin. Ne kadar kalırım bu usta? Hemen çıkartırız seni, merak etme. Aferin. Akın'ın cesedinin Sancar'ın halasının bahçesinde gömülü olduğunu polise ihbar edeceksin. Madem Akın'ın cesedinin yerini biliyorsun, niye sen kendini ihbar etmiyorsun? Niye benim etmemi istiyorsun? Doğru söylemiş kız. Niye sen ihbar etmedin? Ben size kendimi yeterince tanıtamadım. Ama beni tanıdıkça daha iyi anlayacaksın ki ben ortaklarımı en az kendim kadar düşünürüm. Eğer ben ihbar etmiş olsaydım, Gediz'de, Nare'de, Sancar'da bunu senden bilirdi. Mesela Gediz, şu cinayetle ilgili, neydi şu adamın adı, serseri. Ha, Loki. Loki'nin cinayetiyle ilgili delil kararttığını ihbar etse, sen bunu Sancar'dan da bilirdin. Sen beni tehdit mi ediyorsun lan? He? Bana bak. Bu kapıdaki yarmalara güveniyorsan, güvenme, Güven Bey. Birincisi, onlar sizin adamlarınız gibi yarma değil. Dünyanın en sorumlu bölgelerinde çok özel insanları korumuş profesyonel bir hekim. İkincisi, ben seni niye tehdit edeyim kahramancım? Biz ortak değil miyiz? Hadi şimdi beni dostlarımla yalnız bırak.
Gece çok güzel başladı. Çok daha güzel bitecek. Bahsettiğim paralar gelene kadar bu marina hala benim. Akıllı ol. Güven Bey. İn lan aşağı. İn. Konuşacağız. Aç kapıyı. Az önce biri acayip sabrımı zorladı. Sakın benim sabrımı deneme Gediz ağa. Niye yaptın lan? İstediğin her şeyi almadın mı oğlum? Ne istiyorsun Sancar'dan sen? Aa. Sen ne zamandan beri Sancar'ı düşünür oldun ya? Ha? Ha bu şey olmasın. Sahte çek mevzu yüzünden Nare seni ihbar edecek diye korkuyor olma. Ne korkacağım lan? Keşke tıktırsa. En azından gider paşa paşa yatarım, vicdanım rahatlar. Duyuyor musun sen? Geliz Ağa'nın da vicdanı varmış. Lan belirtme beni. Niye yaptın? Çek lan elini. Ne lan bu? Sizi bana parayla mı verdiler oğlum? Ben yapmadım. Anladın? Ben yapmadım. Alakam yok. Menekşe bunu bir başına yapamaz. Sen yaptırmadıysan birisi yaptırdı. Kim? Ne biliyorsun benim bildiğimi? Aa, ortalarda dolaşıyorsun ya. Ben kahraman boz oğlum. Ha? Benden habersiz buralarda kuş uçmaz diye. Allah Allah. Allah Allah. Bugün size biri kahraman bozun kabul günü falan mı dedi oğlum? Bu ne ya? Bu ne ya? Sancar hapse girdi. Anlaşma bozuldu. Konağı geri vereceksin. Devir falan yok, duydun mu beni? Başka emri? Ha? Hisseleri falan da geri veren mi? Sen ne vicdansız adamsın ya. Konağın devrini almak için babamı kullandın. Baba? Ben kullandım. Babanı. Asıl senin baban hepimizi kullandı. Senin baban var ya, şeytana külahını ters giydirir. Biliyor musun sen? Menekşe'ye Akın'ın yerini söyleten de o. Konağı almak için bütün bu tezgahı kuran da o. Asıl ben var ya, onun bu safa yatan ayaklarını yedim ya, bana yuh. Anladın? Şimdi öğrendin işte kimin yaptığını. Marina da alem yapıyor. Gidin hesabını sorun hadi. Nasıl soracağız bakalım? Hadi git. Sancar'ı ihbar eden babam mı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah kurtarsın. Eyvallah. Eyvallah sağ ol. Efendim hoş geldin. Geçmiş olsun. Beni tanımadın tabii. Kasım ben ya. Nedim'in teyzesinin oğlu. Ha. Sen buradaydın değil mi ya? Kusura kalma, kafa kalmadık. Estağfurullah. Buyur buyur gel. Senin geleceğini öğrenince biz yatağını falan da yaptık. Bir dinlenirsin, bir istirahat edersin. Bak şu aşağısı senin. Emniyet, savcı derken yorulmuşsundur sen. Sancar efendim bir yorgunluk kahvesi yap bakayım. Hemen abi yapıyorum. Nasıl olsun? Efendim nasıl olsun? Sade olsun. Sade olsun. Tamam abi.
Sancar Efe geldi. Yerleşti koğuşa. Tamam, sen hazırlıklarını yap. Söylediğim zaman bitirirsin işini. Aa, Nare. Bu ne güzel sürpriz. Ne o? Bana hesap vermeden mi kaçıyordun? Geç kaldınız çocuklar. Ben sizi daha erken bekliyordum. Hantallaşıyorsun Gediz. Yaşlanmıyor musun yoksa? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Sakin çocuklar, sakin. Sakin. Bir kızım, diğeri de aileden sayılır. Nasıl yaparsın bunu ya? Ne hakla? Adalet için. Biz suçlunun elini kolunu sallayarak aramızda dolaşması sence doğru bir şey mi? Adalet ve sen. Çok komiksin gerçekten. Bak, gerçekten seninle uğraşacak halim yok. Melek konakta yalnız. Hatırladın mı, senin bir tane torunun vardı, Melek. Hani şu babasını bile isteye hapse gönderdiğin. Şimdi için rahatladı mı? Çok. Ama yarın daha çok rahatlayacak. Çünkü yarın konağa tahliye ettireceğiz. Ne diyorsun sen ya? Allah'ın cezası. Kardeşim bıraksana. Babamla konuşuyorum ya Gediz. Senin elinde ne var ya Güven Bey? Belli iyi zar atmışsın. Söyle. Açık oyna kartlarını. Bir insanın sürekli dışlanıp kötülükle itham edilmesi ne kadar kötü bir şey değil mi Gediz? Sen anlarsın beni. Konağa tahliye ettirmeyeceksin. Duydun mu beni? Olur. Seni kırmak istemem. Ama önce Akın'ın 100 milyon dolarını alayım. Sonra da bir iki minik ricam daha olacak. Senin dediğini neden yapayım? Çünkü Gediz haklı. Elimde öyle bir şey var ki, Sancak yarın sabah konakta olabilir. Yalan söylüyorum. Ne var elinde? Delirtme beni, ne var elinde söylesene. Şişt. Ben bu an o kadar uzun süre hayal ettim ki. Gerçi kafamdaki biraz daha duygusal akıyordu ama olsun, bu da idare eder. Ne diyorsun lan sen? Bütün bunları burada mı konuşacağız, bu açık havada? Hı? Hadi. Beni takip edin. Çocuklar. Yuh olsun şu Nedim'e. Şu işi üstlenip de Efes'ini kurtaramadın demek. Ya olur mu öyle şey? Başkasının başını yakmak, cezanın başkasına çektirmek Efe'liğe sığar mı? Ya olmaz efendim de işte. Ya bana mahpusluk komuyor da. Dışarıdakiler ne yapıyor, ne ediyor onu bilmemek var ya, adama esasa koyuyor. Aklın dışarıda kalmayacak efem. Yoksa burada zaman geçmek bilmez. Alıştır kendini. Sıkma canını. Yarın telefon edersin. Zaten avukatın da gelecek. Alırsın haberleri elbet. Hayırdır Rıza? Niye dikildin tepemize? Afiyet olsun Sancar Efe. Var mı başka bir emrin? Eyvallah, sağ ol. Cidden teknoloji hayat kurtarıyor. Bak bak Nare, babana hayran kalacaksın. Yok artık. Nereden bulundun? Ne önemi var?
O zaman şunu söyle, bunun önemi var. Ne zamandan beri sende bu? Bunu anlatmak istemiyorum. Çünkü Akın'a karşı kendimi suçlu hissediyorum. Bizden ne istiyorsun? İki isteğim var. Birincisi, Akın'ın mirası. Bu sözleşmeyle mirası bana devrediyorsun. İkinci şartım da evleniyorsunuz. Sancar'ın ömür boyu hapiste kalmasını istemiyorsanız en az bir yıl evli kalacaksınız. Lan sen nasıl bir adamsın? İnsan kızına bunu nasıl yapar lan? Ha? Niye, niye? Ne geçecek eline? Adalet. Adalet. Neyin adaleti lan? Neyin adaleti? Nare. 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 Nare, iyi misin? Nare. Nare. Nare, gülüm geldin mi? Melek içeride mışıl mışıl uyuyor, merak etme. Kayınnam da Efe kadın olduğunu bize yine gösterdi. Maşallah, pek dirayetli. Sen ne ettin? Sancar abim nasıl, iyi mi? Kurtarabilecek mi onu? Dengde kız, illa sen kurtarıver diye demedim. Gel hele, beni bak. Senin elinden de gelen bir şey yoksa ne edecek? Bundan kelle Allah'a dua edeceğiz. İçimizi ferah tutmaya çalışacağız. Emin Nare. Gel buraya gel. Tamam gülüm. Tamam kuzum. Geçecek inşallah. Bir sabah saçlarını okşayıp da rüzgar izlerimi sürüp de gidecek beyaz beyaz. Ve güneş aynaya baktığında çizgilerden yüzünü gösterecek, üzülerek biraz. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha. Gidiz. Tanıdık değil bana göz. Yok olamaz durdu gidemezsin. Gözlerimin rengi dur bulutlara dönemezsin. Yok yok alamazsın. Yok olmaz erken daha, biraz geç kalın ne olur, hiç hazır değilim henüz. Ne olur baharlarımı bırakın bir süre daha, tanıdık değil bana göz. Günaydın meleğim. Günaydın anneciğim.
Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Meleğim hadi sen elini yüzünü yıka. Gel. Tamam. Sonra da kahvaltı yaparız. Ne istiyorsun? Sana da günaydın Nari. Sana selam vermemi beklemiyorsun herhalde. Ya diyor ama belki bir gün verirsin. Hatta bakarsın kıymetimi anlayıp babacım diye boynuma sarılırsın. Asla. Duydun mu beni? Sana bir daha baba dersem... İyi tamam, öfkeni sonra dökersin. Teklifimi düşündün mü diye aradım seni. Düşünecek bir şey yok. Ben sana cevabımı verdim. Ne istersen onu yap. Yeter ki düş yakamdan. İyi tamam, sen bilirsin. O ne demek? Alo? Alo? Hazır mısın? Hayırdır, bir şey mi istiyorsun? Koğuştan çıkarken avlunu unutmuşsun. Onu yetiştireyim dedim. Biz seninle daha önce tanıştık mı? Vallahi buralarda seni tanımayan yok. Ama sen beni tanımazsın. Sen hangi köydensin, kimlerdensin bakayım? Buralardan değilim ben. İstanbul'dan sürgün geldim. Niye sürdüler seni? Koğuşta garibanın aracını kesen bir tane ağ bozuntusu vardı. Benden de araç istedi. Ben de vurdum. Sonra buraya sürgün ettiler. O vurduğun adam. Onunla böyle arkasından sessizce mi yanaştık? Ben gözünün içine bakmadığım hiç kimseyi vurmadım. Sancar Efe. Rahat ol. Ya neydim bir tanem? Halis Efe bu. Damarı tuttu mu kim gelse tutamaz. Ben geleyim. Tutayım istersen. Hı? Yo. Sen sakın gelme. Sakın gelme. Ben en kısa zamanda geleceğim. Gelme Yahya. Sakın buraya gelme Yahya. Ya sen zaten böyle korkak olmaya devam ettikçe bizden ne köy olur ne kasaba. Sakın gelme. Ya tatlım öyle deme ya. Niye öyle diyorsun ki şimdi? Alo. Alo. Dudu. Sen beni mi dinliyorsun? Ne diyorsun orada? Nerede ne edeceğimi sana mı soracağım ben? Bana soracaksın. Bizim birbirimize hesap verme devrimiz bitti ya, ya efendi. Sen dua et, devir dirlik olma devri. Senin bu halini irezil ederdim emme. Kayınlamın yüzü suyu yürümetine etmiyor. Benim sabrımı zorlama. Ya zorlasan ne olur Elvan? Ne edersin? Ne edeceğimi ben pek iyi bilirim. Sen de görmek istiyorsan, heh, böyle devam et. Abinin durumuyla ilgili haber var mı? Var ana. Cezaevine koymuşlar. Bugün mahkemesi var. İyi. Anlaşılığı ak koyun kara koyun. Beni bak. Anlaşılma mı yoksa? Vallahi ana, avukatlığa salınmasından çok ne kadar ceza alır diye meraklanıyorlar. Ben de geleceğim o mahkemeye. Yok sen gelme. Şimdi orada kalbin malbin tutar maazallah. Geleceksin dedin o kadar. Ha. Bir de o ganereyle bir daha bizim çatımızın altında konuştuğunu duymayacaksın, görmeyeceksin. Hah, ben de diyordum bana ne zaman sıra geleyim. Bak ana,
Ben ömrümde ilk kez bu kadar mutlu hissediyorum. Niye böyle diyorsun ya? Ya ana, abimi anlıyorsun da beni neden anlamıyorsun? Seninki iki günlük heves şıp deyiverdi mi geçer gider. Abanın kıymeti yağmurda bilini. Sen ol, aklını başına devşi. Karını da, abini de sahip çık. Kaç şimdi sofraya. Ben aç değilim. Size afiyet olsun. Nereye gidiyorsun Miyoş'um? Kahramanın boğazına yapışacağım. Kahraman yaptırmadı. Dur bakayım, dur. Kahraman ihbar etmediyse kim etti? Bu kadar emin konuştuğuna göre bir bildiğin var yalım. Sefir Bey. Ay ben senin bu babanın canına tüküreyim. Ya benim abim senin babana ne etti? Onu savunacak değilim Yahya. Hayırdır? Abimle haber mi getirdiniz? Tali emri. Konağı boşaltmak için 24 saat süreniz var. 24 saat. Konağı boşaltma. Dalga mı geçiyorsun kardeşim sen? Eğer 24 saat içinde boşaltmazsanız polis zoruyla çıkartacağız. Boşaltmıyorum lan. Hadi gelsin biri çıkartsın. Hadi gelsin bir Allah'ın kulu bizi buradan çıkartsın. Bak o kahramana söyle. Burası Efeoğlu konağı. Öyle de kalacak ha. Zorluk çıkarmayın. Karar elinizde. Avukat Bey'in görevi bu kararı size iletmek. Sonrasında ne yapacağınız size kalmış. İyi günler. Vay be. Kahramana bak be. Baban abimi ihbar ede. Kahraman konu alır. Sen ne edeceksin? Canımızı mı alacaksın? Ana Gülçin su getir. Faruk gel. Gülçin su getir. Faruk. Tamam sakin olun. Yahya gel yardım et. Elvan sen de git Meleğin yanına hadi. Başımıza açtığın işler yetmiyormuş gibi bir de emir yağdırıyorsun. Ya konuşma da anamı kaldır. Gel ana gel. Getir. Otur. Kafana dikkat et. Ama. Abla. Döndü. Gittiler mi? He gittiler Gülsiye. Sen bir su getirene kadar kadın öteki tarafa gideceğiydi. El-Fatiha. Tekrar başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim haber verdiğin için. Gidiz. Halis Efe'yi hastaneye kaldırmışlar. Hadi. Nasılsınız? Geceniz sıkıntılı geçmemiştir umarım. Sen şimdi beni boş ver de evdekiler nasıl, anam iyi mi? İyiler. Onlar da sizi merak ediyorlar. Savcı Bey dediğini yaptı. İddianameyi süratle hazırladı. Öğleden sonra duruşmanız var. Vaziyet ne?
vaziyet pek de iyi değil Sancar Bey. Ağırlaştırılmış müebbet istiyor savcı. Dosya oldukça sağlam. Buraya alıştım ya. Müsaadeniz olursa savunmanızı Akın Baydar'ın nasıl biri olduğunu mahkemede göstermek üzerine kurmak istiyorum. Yani açık konuş. Yani Nari Hanım Akın Baydar'ın kendisine tecavüz ettiğini anlatırsa haksız tahrik indiriminden cezanız düşer. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ha? Ben burada 3-5 sene az yatacağım diye kızımın anası cümle aleme yaşadıklarını mı anlasın? Anlatırken yeniden yaşamış olmayacak mı? Ha? Bak Nari'yi bu şaka atmayacaksın, tamam mı? Sancar Bey. Bak sakın. Arkamdan iş çevirmeye kalkarsan var seni öldür. Bak senin öldürdüğün cezama ceza kadar hepsini toptan yeter. Müebbet değil mi? Habir Aki. Peki, peki tamam. Siz nasıl isterseniz. Ben de istediğiniz başka bir şey var mı? Var. Ailemle görüşmek istiyorum. Zehra, Elvan, Yahya. Bir de kızımın arası. Tabii tabii. Duruşmadan sonra ayarlarız. Görüşürsünüz. Ben anlamıyorum ya. Bu konak sana emanet edilmemiş miydi? Hı? Abim senin üstüne etmemiş miydi? Ya hiç inkar etme kardeşim. Söyle bunu niye yaptın be? Abi yapma. Ya neyi yapma? Şu düştüğümüz duruma bak be. Anam içeride canıyla cebelleşi. Abim mapustanlarında. Konağımızı elimizden almışlar. Biz burada elimiz kolumuz bağlı duruyoruz be. Nerede Ahiretli? Durumu nasıl? Doktorlar stabil dedi. Bir an önce bypass olmazsa çok geç olabilirmiş. Niye hemen ameliyat almıyorlar? Abimi görmek istiyor. Helalleşecekmiş. Senin bu işin içindesin Yediz'e. Söyleyiver bakayım senin payına ne düştü bu tezgahta? Ya bas git sinirimi senden çıkarmayayım şimdi. Sinirlenecekseniz gidin dışarıda sinirlenin. Kadın zaten pamuk ipliğine bağlı. Bir de sizden mi uğraşacak? Duruşmanın saati gelmedi mi? Hadi biz gidelim, annem burada bekler, bize haber verir. Olur, beklerim. Varın siz gidin. Gülsüye de yoldaymış zaten, gele birazdan. Kavruk, sen burada anamın yanında kal. Ben de gideydim. Ya Kavruk, kal burada. Bakın kuzular kuzusu melek. Geç gün. Dengde. Kız sen burada mıydın? He. Ben de bir orada bir burada sürekli karşınıza çıkıyorum ama. Kocaman Rabbim kız, o nasıl söz? Sen iyi misin onu de bana. Hani bu. İyiyim. İyiyim. Düzeninizi bozuyorum ama sizin de ya. Bizde düzen mi kaldı Ceylan? Allah sen ya. Kız. Ne oldu? Elvan, biz niye buraya geldik? Gülüm, Ceylan'a bana ziyarete geldik ya. Yoksa o böyle gani burnunda ne yapsın bir başına? Biliyor musun Ceylan? Benim de bir kardeşim olacaktı. Ama o vazgeçti. Gelmedi. Ben sen o bal dillerine ne ederim? Yerim. Biliyor musun? Hadi siz içeri geçin madem. Ben kapıya bakayım. Şunu vereyim sana Ceylan. Emme sen yettin artık. Daha ne istiyorsun bizden? Ay ne isteyeceğim sizden ya? Üf, içeride iki parça eşyam kalmış, onu almaya geldim. Hem ne bileyim senin burada olacağını? Beni bak. Dua et içeride çocuk var. Yoksa ben sana edeceğimi çok iyi bilirim. Hadi çek git buradan hadi. Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun ya? Ha? Ben senin
gırığı olduğun adamın nikahlı karısıyım. Bildin mi? Zorla güzellik olmaz diye bir laf var. Sen bildin mi? Güzellik olsun diye etmiyorum zaten. Eziyet olsun diye ediyorum. Emme daha fazla burada durursam ne edeceğimi de çok iyi biliyorum. Hadi naş naş! Ay, hiç senin seviyene düşemeyeceğim ya. Neyse, söylerim Yahya'ya. Alır eşyalarımı. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Melek. Gülüm sen niye beni dinlemedin? Niye içeri gelmedin? Bak yanaklarım buz gibi olmuş. Annem geldi sandım da ben. Melek ya. Kuzum, annen gelecek. Merak etme. Bize bu bandan da, bu annenden de pek güzel haberler getirecek. Sana söz. Tamam mı? Tamam. Melek, sen beni böyle öpüyorsun ya. Ben bir fena oluyorum, bir fena oluyorum. Sorma gitsin. Koş, 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 koş. Gülsü'ye vardın mı? Annem nasıl? Çok şükür. Çok şükür. Yok, daha başlamadı duruşma. Biz bekliyoruz. Tamam. Ben haber veririm. Görüşürüz. Bay bay. Annem iyiymiş. Çok şükür. Sadece en kısa zamanda iyi haberler almak istiyormuş. İyi haberlerini veririz inşallah. Yine iyi dayanıyor kadıncağız. Başına gelenlerden sonra. Başlayacağım şimdi senin laf sokuşlarına ha. Gidiz. Sancar. Abi. İyi misin? Anam nerede? Bir şey mi oldu yoksa? Yok yok. Adliye koridorlarında kalbi yorulmasın diye duruşmanın olduğunu söylemedik. Sen bizi merak etme abi. Hepimiz iyiyiz. Aklın bizde kalmasın. Yol açalım lütfen. Bir müsaade edin. Heyeti bekletmeyelim. Sen niye inat ediyorsun da hem bizi hem kendini üzüyorsun? Ha? Ameliyat olacaksın dedim, olacaksın. Onun adını iyi mi biliyorsun? Boşuna konuşuyorsun Refika. Gatır inadı var onda, gatır inadı. Gelme üstüme. Zaten canım burnumda. Yanlış mı diyor ana? Hem bak doktordu dedi. Allah korusun, soru çok geç olabilirmiş. Orasını Allah bili. Ben adaletin tecelli ettiğini görmeden, oğlumdan helallik almadan girmeyeceksin ameliyata. Girip de çıkmamak var. Allah korusun ana ya. Sancarımın gözünün içine bakacaksın, çıktığını bileceksin, anca o zaman yatarım masaya. İddianamenin kabulüyle sanık Sancar Efol ağırlaştırılmış müebbet hapiste yargılanmaya geçilmesine, sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk durumunun devamına, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi. Tamam, merak etme. Avukat, niye bir şey demedin? He? Niye doğru dürüst savunmadın abimi? Yahya Bey,
İddianame henüz yeni kabul edildi. Bir sonraki duruşmada savunmamızı yapacağız. Bu arada Sancar Bey sizleri görmek istediğini söyledi. Ben cezaevi savcısıyla görüştüm. Konuşmanıza onay verdi. Ben Sancar'ı sonra görmeye giderim. Şimdi işim var. Ne işin varmış? Yine ne çorapla öreceksin başımıza? Kendine gel. Sancar Bey Elvan Hanım'ı da görmek istediğini söyledi. Zehra da sizle gelsin. Ben gider alır Elvan'ı gelirin cezaevine. Buyurun Zehra Hanım, gidelim. Bari iyi misin? Sen niye Sancar'ı görmeye gitmiyorsun? Sancar'ı içeriden çıkarmak için babamdan o görüntüyü almanın bir yolunu bulmam lazım Gediz. Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Müge'yi ara. Babam orada mı kontrol etsin. Eğer oradaysa otele gidip odasını arayalım. Abla, aynı oda mısın? Güven orada mı? Evet, burada. Kahramanla toplantı halindeler. Tabii tabii, çıkacak olursa haber veririm. Kim bilir gene ne işler çeviriyorlar. Sonunda. Her şey istediğim gibi gidiyor. Sen Nara'yı buna nasıl ikna ettin? Savcı Sancar'la ilgili ağırlaştırılmış müebbet istemiş. Ne alakası var? Eğer bu alakayı kurabilseydin, bu para benim değil senin hesabında olurdu. Güven Bey, gene beni ayar ediyorsun. Etme. Ya ortak. Sen bu ara biraz fazla mı alıngan oldun ne? Hı? Bütün parayı aldım. Sancar'ı içeri tıktırdım. Sezar'ın hakkı Sezar'a demek lazım. Sen gerçi daha çok Brutus'sun da. Şimdi neyin peşindesin? Sırada ne var? Konağı bana devredeceksin. Ben de ederinin iki mislini ödeyeceğim sana. Konak benim derdim değil. O kadar paraya satarım da. Ama sen ne yapacaksın içinde davar tavuk gezen konağı? Derdin ne? Efeoğlu ailesine geri vereceğim. Sen hasta mısın ya? Ha? Bu kadar zamandır intikam almak için Sancar'dan aldığım konağı benden alıp geri mi vereceksin? Sen konağı al. Ben o köylünün yüreğini söküp alacağım. Onunla işim bittiğinde o konak onun mezarı olacak. Beni bak! Eğer gene geldiysen bu sefer çocuk mucuk dinlemeyecek seni! Yahya, siz niye taksit taksit geliyorsunuz? Bir kere de gelin, beraber oturalım, kaynaşalım, olma mı? Ne diyorsun kızım? Gıranı da getir diyorum. Böyle ayrı ayrı olmuyor diyorum. Diyorum da kime diyorum? Ya ne bağırıyorsun ya? Dudu buraya mı geldi? He geldi. Ama utanma ağırlanma yok ki. Gerçi yüz bulan aslanı da istermiş. O ne etsin? Tamam ben ona konuşurum. Bir daha gelmez. Bana bak. Abim seni görmek istedi de onun için geldim ben. Cezaevine götüreceğim seni. Gerçek mi? Gerçek. Hadi git hazırlan. Pardon. Merhaba. Merhaba. Ya eşim anahtarı içeride unutmuş. Cüzdanım kaldı. Size zahmet olmazsa bir yardımcı olabilir misiniz? Tabii efendim. Geç hayatım. Mersi.
Daha iyi bir fikrin varsa onu yapsaydın. Yukarı bakalım. Burada, burada, burada. Istiyor. Ne? Şimdi de konağı üzerine almış. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Şifresini kırdırmak için yanıma alacağım. Daha yolumuz uzun ya, dur. Böyle her görüşte incileri dökersen içeride bende yürek kalmaz ha. Tamam, tamam. Yahya. Abi. Geçin bakayım şöyle, geç. Geç. Atayım da bir iki abi laf edeyim. Canlı yandıklarım. Savcıyı duydunuz. Kalemimiz kırılacak müebbet diyor. Abi. Ben diyeceğim bir diyen de. Biz hem kardeşiz hem de iş arkadaşı. Benim kardeşlerime diyeceğim belli. Öyle abimiz mahpusa düştü diye karalar bağlamasınlar. İşlerine güçlerine baksınlar, mutlu olsunlar. Bak beş dakikada her şey değişiyor. Ömrün sınavı çok. Ya bazen ne kadar zorlasak da kaçamıyoruz işte. Ama insan mücadele edince en azından bir umudu oluyor. Ben şanslıyım. Melek var. Anam sağ, kardeşlerim yanımda. Öyle ah edecek bir durum yok. Allah affedersem edersem zaten Rabbim günah yazar. O yüzden siz de etmeyeceksiniz. Sensiz olmaz abi. Lan ben yanınızdayım zaten. Tamam aynı çatı altında değiliz ama ben yine yanınızda olacağım. Arkanızda olacağım. Yahya. Oğlum bak ben buradan. Sen dışarıdan. İşimize, gücümüze, sevdiklerimize sahip çıkacağız. Ailemizi dik tutacağız, tamam mı? Konuşu kahramanla. Konu almak için ne gerekiyorsa yap. Olmadı bir süre kira alsın. Ben mahpusa düşünce daha fazla üstümüze gelemez. Ben sizi birbirinize emanet ediyorum. Emme. Benim üç tane daha kıymetli emanetim var. Nare, Melek, Elvan. Ben nasıl yanınızdayken onlar benim kıymetlimse, ben yokken de öyle olacak. Yahya, Elvan konakta kalacak. Boşansanız bile o konağın bir insan olarak yaşayacak. Tamam mı? O konağın altındaki herkes önce Halis Efe'ye, sonra da size emanet. Lazım. O kadar.
Avukatı duydun. Tek yol videoyu mahkemeye vermek. Senin doğum günün denedim, Meleğin doğum günün denedim. Başka ne olabilir? İyi de sen bu işleri çözecek birini çağırmadın mı? Ya çağırdım, yolda geliyor da. Yani o zamana kadar deniyorum işte. Başka ne olabilir? ...26-11-1984. Kimin doğum günü? Akın'ın. Sancar diye dosya var burada. O videoyu otel odasında bırakacak kadar aptal olduğunu düşünmüyorsunuz gerçekten değil mi? Yapmayın çocuklar. Vazgeçin artık. Beni yenemeyeceğinizi kabul edin. Sancar hapiste çürürken ailesi sokakta kalsın istemiyorsanız yapmanız gereken biliyorsunuz. Ulan herif resmen bizde eğlenmek için prodüksiyon yapmış ya. Sırf benim canımı acıtmak için yapıyor bunları. Sırf benim canımı acıtmak için koydu o şifreyi. Ben de benim babam kötü bir adam zannediyordum. Seninkinin yanında melek gibi adammış. Nereye? Sancar'ın yanına gidiyorum. Gitmezsen merak eder. Elvan. Yok. Ağlama. Geç bakalım. Geç, geç. Gel. Elvan abi. Abi. Biliyorum acı tatlı ne dersen başımın üstünde yeri var. Ama şunu da bil. Bir de ben senin gönlüne yük olmak istemiyorum abi. Eğer gönlüme yük olmak istemiyorsan... Konuktan ayrılmayacağım. Bak ya yani sonunuz ne olur bilmiyorum. Karışmıyorum. Sana da bunları o yüzden demiyorum zaten. Sen gururlu kızsın. Şimdi kendi ayaklarının üstünde durmaya kalkacaksın. Hey inatçısın be. O yüzden alacak uçtan iyi anlaşıyorsun ya. Sanki sen çok farklısın. Dedeme bir emanet bıraktım. Yani böyle kremci minat çekmişsin ya. Al emaneti. Kur düzenle. Olmaz abi. Oldu bile. Mahpustaki adam üzülmez. Ona derse o. Bitti. Gel kardeşim sana bir daha sarılam. Gel. Gel. Bir daha nasip olur mu bilmez ki. Ne oldu burada? Meydan muharebesi. Nerede geriye kalanlar? Her şeyi kaybettik.
bitti be abla. Ya bir ne olduğunu bana anlatır mısın? Anlatayım. Ablam olarak mı? Psikolog olarak mı? Ablam olarak. Güven. Öyle bir tezgah kurdu ki içinden çıkamıyoruz. Hepimizi köşeye sıkıştırdım. Yavaş. Bizi derken? Nareyle ben. Sancar'ın kurtulması için tek şansı bize bıraktı. Tabii yardım etmesinin karşılığında bir şartı var. Ne yapacakmışsınız? Evlenecekmişiz. Hiç kendini yorma. Hiç kendini yorma. Bir kadeh al gel. Doldur. Beraber oturalım, Sancar'ın içeride suçsuz yere nasıl çürüdüğünü seyredelim. Kabul edin o zaman. Tabii ya. Ya biz bunu nasıl düşünemedik abla, şeytan gibisin ha. Biz Nare'yle evleniriz. Belki bu evde yaşarız birlikte. Ne bileyim, Sancar da eşek değil ya. O da gider biriyle evlenir. Gelirler buraya, birlikte yemekler yeriz. Çoluk çocuk, ha? Medeni medeni. Neden olmasın? Hı hı. Neden olmasın? Yani o kadar mı imkansız bir şey bu? Zaman her şeyin ilacı gelir. İnsanlar asla yapmam, asla alışmam, asla kabul etmem dedikleri şeyleri zamanla öyle bir kabul eder, öyle bir alışırlar ki. Hoş geldiniz doktor hanım. Ben de ablamla konuşuyorum sanırım. Hı hı. Ablan olarak söylüyorum zaten. Belki de herkes için en doğrusu budur. Hiç böyle düşündün mü? Belki de Nare seninle daha mutlu olacak. Sen onu Sancar'ı bırakacak kadar çok sevdin. Sizin bir şansa ihtiyacınız vardı. Bu da belki o şans. Sancar'ı bıraktıysam niye içim acıyor abla? Bunca yıllık dostluk silip atmak kolay değil. Onu diyorum işte. Silip atarım sandım. Kolay olur sandım. Olmadı. Güvenli kahramanın eline de bu gücü ben verdim. O zaman şimdi gücü geri almak için oyunun gereğini yap. Nare yok mu? Nare Hanım yolda ama maalesef beklememiz mümkün değil. Müdür Bey huysuzlanıyor. Bir an önce bitirin dedi. Görüşmesi varmış. Yapma. Üzgünüm Sancar Bey. Ama Nare Hanım'ı aradım. Görüntülü görüşme yapacağız. Ya böyle soğuk soğuk. Ne anlamı var ya? Yani Sancar Bey, normalde böyle bir şeye asla izin verilmez. Müdür büyük bir iltimas gösterdi. Ama size söz, yarın ben yeni bir görüşme ayarlayacağım. İyi. Hadi bakayım hadi. Sancar, iyi misin? Sen burada olaydın daha iyi olacaktı misafirin kızı. Ya Sancar, sen sormadan hemen söyleyeyim, Melek gayet iyi. Yarın avukat görüşme ayarlayacak ya, birlikte geleceğiz. Yok, getirme. Kızım beni böyle görmesin. Yok, olmaz. Eğer seni görmezse daha çok yıkılır. Getireceğim. Doğru ya. Sen karar alıyorsun. Biz de uyguluyorduk değil mi? Unutmuşum. Eğer konağa diyorsan, ben seni kurtarmak istemiştim. Şşş. Dur bakalım bir ya, bir dur. Derdimiz mal mülk mü? Dur bakalım bir. Bulacağız bir yolunu, bulacağız. Şu anda çık diyen yok zaten. Yahya'yla Zehra'ya verdim görevlerini. Sancar. Ya bırak şimdi Sancar'ı ya. Bir bak bakayım bana. Bir bak. Hani bazen bakınca böyle gözünün içi parlıyor ya. Her zaman değil ama. Bazen bakınca oluyor. Bak sakın inkar etme. Etmem. Ha. Öyle bak bakayım. Nare.
Çok güzelsin biliyorsun değil mi? Öyle sadece kaşın gözün güzel değil. Sen çok güzelsin. Rabbim bana en büyük kıyasın. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. Sakın kendini suçlama. Çünkü ben hep senin o gözlerindeki ışık olmak istiyorum. Bir de mahkumlara. Her şey bir bakmış. İçeridekiler öyle diyor. Bize de hepsi var. Allah'ın emrin. Şimdi sen burada olsan... ...ben sana belki de bu kadar açık konuşamazdım. Öyle iyi oldu yani. Sancar. Müebbet dediler. Seni korkuttu. Ben de ne yalan söyleyeyim. Böyle nefes alamıyormuşum gibi hissediyorum. Sen kendini suçlama diyorsun ama... ...ben sana o ışık hiçbir zaman olamadım ki. Ne zaman hayatına girsem hep karanlıkta bıraktım seni. Oo, benim lafımı çevirip bana çarpıttırma şimdi. Bak kızdırma beni. Tamam. O zaman benim sana bir teklifim var. Anlıyorum, Kavru'yu korumaya çalışıyorsun ama... Eğer Kavruk sakladı dersen... Demem. Demeyeceğimi de bilirsin. Kaderimiz neyse onu bir yaşayalım ya. Nereden bak kaçtık, saklandık. Kaderi değiştirmeye çalıştık ama olmadı, olmayacak. Ben tevekkül etmeye karar verdim. Vaz mı geçiyorsun yani mücadele etmekten? Bıraktın mı? Sana ne ceza verirlerse tamam mı diyeceksin? Ya şimdi sana bir şey soracağım. Hani adettendir ya. Bakarsın bahtım döner. Ha, müebbetten yırtarım. Bilmiyorum kaç yıl yerim ama. Şimdi Serdar Efelik var ya. Sana şey demem lazım değil mi? Beni bekleme ne ara. Ama benim sevdam. Efelik mefelik dinlemez. Sefer'in kızı. Beni bekleyeceğim mi? Nare seni her zaman bekler. Ama sen de haklısın be Sancar Efe. Sefer'in kızının ne yapacağı hiç belli olmaz. Müdür bey bitirsin artık dedi. Siz hemen peşime takılmayın. Ben giden bir kayınlanla yalnız konuşuverek. Elvan. Bak anamı kendi anan gibi sevdiğini biliyorum. Gözünü seveyim ona ikna et. Senin tatlı dilin çözer onu be, ha? Sen benim kayınlamı nasıl sevdiğimi pek iyi bilirsin Yahya. Sen işine bak. Kızım senin burada ne işin var? Villamıza perde bakıyordum da canım. Sen de bir gör istedim. Dudu sen beni deli mi edeceksin? Anam burada canıyla uğraşıyor. Gelmişsin bana burada perde diyorsun. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Gündüz de eve gitmişsin. Ne etmeye çalışıyorsun sen ya? Ha? Sen milleti gıcık etmeye mi çalışıyorsun? Ne istiyorsun?
Sen benim ne istediğimi çok iyi biliyorsun Yahya. Konuşacağım mı? Annem neredesin sen? Annem iyi misin? İyiyim. Babamdan haber getirecektin. Haber yok. Ayarlıyorum anneciğim. Götüreceğim seni babana yarın. Daha gelmeyecek mi o? Maalesef Meleğim gelemiyor. Hani bir şey yapacaktın? Yap anne. Her şey kötü oldu. Sen neredesin? Babam nerede? İnsanlar nerede? Beni neredeysen hemen yanına al. Ya da babamın yanına götür bırak. Ben sadece onun yanında uyurum. Cezaevine çocuk almıyorlar mı? Ben onun yanında uyurum. Sen bana biraz kızmışsın. Haklısın da. Çok yalnız kaldın. Ama Meleğim sana söz veriyorum. Ben işlerimi düzene sokup hemen senin yanına geleceğim. Hem babayla görüşme hakkında bir çizelge hazırlayacağız daha seninle. Bir de yarın babanın yanına gideceğiz ya. Bence babana şöyle çok güzel bir resim yap. Belki seni babanın yanında bırakamayabiliriz. Ama o yaptığın çok güzel resmi bırakabiliriz. Ne dersin? Tamam, bu fikri sevdim. Seni, babamı ve kendimi çizeceğim. Tatile gitmişiz, denize gidiyoruz. Babam beni omuzlarına almış. Sen de böyle bir kızı gibisin. Üçümüz de çok mutluyuz. Böyle bir resim çizebilir miyim? Tabii. Ama bak, madem ben deniz kızıyım, o zaman beni denizin altında çiz, olur mu? Sanki size deniz kabuğu topluyormuşum gibi. Siz de baba kız denizin üstünde çok mutlusunuz. Olur mu? Tamam. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben de. Neredesin? Ne o Nare? Babanı mı özledin? Oyun oynama benimle. Bana o görüntüyü vereceksin. Dedektifçilikte başarısız mı oldunuz siz geldiğinizde? Üzülme. Polisiye uymadıysa size romantik komedi de yakışır. Bana bu yaptıklarının bir gün bedelini ödeyeceksin. Annem yapamadı ama ben yapacağım. Ah be Nare, ah. Sen kendini hep annenin kızı sayıyorsun da. Asıl sen bana çekmişsin. Hep söylüyorum, inanmıyorsun. İkimiz de biliyoruz ki sonunda her şey bittiğinde her zamanki gibi babanın dizinin dibine geleceksin. İlla beni kötü yapacaksın. Alo. Çok geçmiş olsun Sancar Efe. Duyunca pek üzüldük. Ne duydun da üzüldün? Kahraman zisingileri konaktan atıverince anacığının yüreğine inivermiş ya. Ona üzüldü. Ne diyorsun lan sen? Ne demek anana bir şey olmuş ha?
Ne demek konaktan atmak? Bağışla efendim. Geçmiş olsun diyem dedim. Kim dedi lan bunu? Ha, kim? Herkesler duymuş. Gardiyanlar konuşuyormuş. Ne diyor lan sen? Etme. Etme. Garip. Bilememiş. Gardiyan! Gardiyan! Buyur, bir şey mi istedin? Telefon etmem lazım. Kusura bakma, saati geçti. Yarın artık. Başlatma şimdi saatinden! Bak bu cezaevini ben senin başına yıkarım ha! Senin efeliğin devlete sökmez. Savcının talimatı var. Kimseye istisna uygulanmıyor. Aç taşını! Ya efendim, sakin ol. Hücreye atarlar, bir hafta kimseden haber alamazsın. Sık dişini yarına kadar. Verememiş mi? Kalkamamış mı yerinden? Kız gayınla, sen böyle yatıp duracaksın mı da? Boşa nefes tüketme kızım. Keçi devrilse de kuyruğu inivermezmiş. Benim gayınlamın galibi pamuk gibidir. Şimdi bir pamuk atımı olacakmış. Onu da hemen ettiriverecekmiş benim gayınlam, değil mi? Ben diyeceğimi dedim Elvan. Başka da diyeceğim yok. Dende. Ana biz senin galibini düzeltmeye uğraşıyor, sen bizimkini tüketmeye uğraşıyorsun. Anlatamıyorsun galiba. Sana bir şey olursa, bizim başımızdan eksilip gidersen ne olacak halimiz? Ben zaten sırf bunu düşündüğüm için ediyorum ya bütün bunları. Emme anlayan nerede? Kaşmağım benim işime. Tamam Rıza. Harika. Bakalım gerçeklerle nasıl başa çıkacak? Tevekkülünü koruyabilecek mi köyle? Yani köyün efesi. Aman kendini açık edeyim değil mi? Senden beklediğim bu. Nare? Biz biraz önce telefonu kapatmamış mıydık? Bakıyorum dünden beri etrafımdan ayrılmıyorsun. Bu hayırlı evlat hallerini o kadar uzun süre bekledim ki. Ama her şerde bir hayır var demişler. Bak gördün mü? Bir baban olduğunu hatırladın. Derdi Sancar'la değil, benimle biliyorum. Ama bak sana söz veriyorum. Sen o görüntüyü savcıya ver. Ben ortadan kaybolacağım. Eğer isteğin aile olmaksa, etrafımda olmaksa sen de gel, birlikte gidelim. Ama Sancar'a bu kötülüğü yapma lütfen. Takribi nereyi düşünüyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum ama sen Güney Amerika'yı seviyorsun. Ya işte seç haritadan bir yer, gidelim oraya. Rio. Tamam olur. Yok ama olmaz. Benim bütün ömrüm uçaklarda geçti biliyorsun. Ne bu, burası güzel. Hem sen bir meleğe bir memleket, bir baba vermek istiyordun. Şimdi senin baban yanında olacak, melek yalnız. Olmaz.
Babasını müebbet hapisten kurtarırsan meleği konağa bırakırız. Hem kızımın bir yuvası, bir memleketi olur. Benim hiç sahip olamadığım bir yuvaya sahip olur kızım. O kadar diyorsun yani. Meleği bile bırakıyorsun. Ben seninle bir çocukluk gömdüm baba. Sen, ben, Melek mutlu bir dünya kuramayız. Daha önce yaşadık, gördük, olmadı. En azından kızın babasıyla, babaannesiyle kocaman bir ailenin prensesi olabilir. Sancar'ı çıkar gidelim. Yok yok, olmaz. O benim içim el vermez. Ben seni bir kliniğe yatırmıştım, hatırlıyor musun? Şimdi Melek senin yanında olmazsa sen toptan aklını kaybedersin. Yok, bir baba olarak ben bunu kaldıramam. Ya sen benden ne istiyorsun ya? Neden bir türlü kapanmıyor şu hesabın senin? Kızım, ben senin iyiliğini istiyorum. Biraz önce o köylü herif yüzünden kızını bırakmayı teklif et. Sevda mı, Destan mı, bir şey diyorsunuz ya, o sana yaramıyor. Seni olduğun insan olmaktan çıkarıyor. Gediz'le evlenirsen bir ailemiz olur. Hem ben Sancar Meleği'yi görmesin demiyorum ki. Meleğin hem annesi, hem babası, hem dedesi, hem de Gediz'i olur. Görüyor musun? Bir tek kararımla ne kadar çok insana mutluluk dağıtıyorum. Farkında mısın? Sancar'la benden intikam almak istiyorsun. İkimiz de acı çekerek ölelim istiyorsun. Sancar, evet. Bana yaptığı eziyetleri unutalım. Kimse. Hayır. Aslında meseleyi biraz yukarıdan baksan beni anlayacaksın. Akın'ı ben büyüttüm. Eğer o köylü herif ortaya çıkmasaydı sen de Akın'ı sevecektin, evlenecektiniz. Bütün her şey o köylü yüzünden bozuldu. O adam yüzünden Akın aklını kaybetti. Kendine de, sana da, bana da neler yaptı. Ben oğlumu kaybettim. O köylü yüzünden benim bütün ailem mahvoldu. Yanına mı kalsın? Ha? Senden de, o Akın pisliğinden de nefret ediyorum. Seni bir saniye bile sevmeyen bir kızım var. Gediz sever. Hem belki Sancar hayatımız olmazsa sen de Gediz'i seversin. Ben onu Akın'ın yerine koyabileceğimi hissediyorum. Sen? Benim bir şekilde buradan çıkmam lazım. Etme efendim, firam edeceksin. Daha hakkında hüküm bile yok. Belki beraat edeceksin, ne biliyorsun? Ya duymadım, anamın yüreğine inmiş. O gardiyan vicdansızı bilerek yapıyor. Neymiş, savcının emri varmış.
Aklınca beni köşeye sıkıştırıp çözmeye çalışıyor. Ama sen dur dur. Ben bir şekilde buradan çıkacağım. Sen dur. Dinliyorum. Sancar Efe annesini duyunca delirdi. Firar etmeyi bile niyetlendi. Şimdi buradan çıkmanın yolunu arıyor. O zaman biz bir an önce çıkmasına yardımcı olalım. Üzmeyelim Sancar Efe'yi. Sen hayırdır ya? İçeride kesip kesip duruyorsun, senin derdin ne? Benim bir derdim yok Sancar Efe. Derdi olan sensin. Ben seni yardım için çağırdım. Sen beni yanlış anladın. Ne yardımıymış o? Koğuştakilerin haberi yok. İyi anladık. Neymiş söyle. Benle bir telefon var Zula'da. Sen de böyle meraklanınca belki birini aramak istersin dedim. Hesabını diyor. Yalnız kimsenin haberi yok. İdare duyarsa başım derde girer. Merak etme. Ben adam satmam. Hele bana yardım eden hiç satmam. Gel öyleyse. Zehra, ben diyorum ki Halis'i hanımı bir göreyim. Aklım hep onda. Nare, doktorlar neler neler söylediler, ikna edemediler. Yani ben artık bilmiyorum ki. Doktorlar çıkınca bir de sen gir, konuş istersen. Sen konuşur, ikna edersin. Belki ameliyat olur. Bu kim ya? Açma kız. Banka falandır şimdi. Ya ama normal numara bu. Efendim? Anam nasıl? Abi sen misin? Benim ya. Hani 3-5 saat önce gözünün içine baka baka yalan konuştun abi. Abi yemin ederim ki biz sen üzülme diye. Vallahi merak etme. Annem iyi. Doktorlar bypass olursa daha iyi olur diyorlar ama annem seni görmeden olmak istemiyor. Anam hadi eyver. Sancar bir yolunu bulacak, seni görecekti. Doktorları kim? Beni anlat. Anam iyi baksınlar, tamam mı? Tamam abi, söz. Bana versene. Abi, Nare yanımda. Seni istiyor. Ver, ver. Sancar? Gördün mü Nare? Gördün mü ha? Benden habersiz iş yapmanın sonucunu gördün mü? Haklısın ama... Haklısın ama ne Nare? Haklısın ama ne? Ben seni kurtarmak istemiştim. Sen beni kurtarmak istedin. Ben seni kurtarmak istedim. Şu hale bak. Her şeyi batırdık. Eyvallah bize ya. Eyvallah. Hatta var ya, helal olsun bize. Helal olsun. Sancar orada mısın? Sancar, konuş benimle lütfen. Stop! Sancar? Nare!
Sancar ne oluyor? Sancar ne oldu? Nare. Beklediğimizden iyi geçti ameliyatı. İç kanaması dışında bir komplikasyon beklemiyoruz. Durumu stabil. İyileşecek ama değil mi? İyileşecek. Geçmiş olsun. Çok şükür ya Rabbim. Ya ben ne dedim ya size? Benim efem ecele papuç bırakır mı be? Lütfen. Daha fazla gelemezsiniz. Üzgünüm. Nare! Abim çıkmış, iyi mi? Ay Allah'ıma şükürler olsun. Hemen Nare. Sana bir şey diyeceğim. Gelsene benimle. Ne oldu? Melek evde fenalaşmış. Konuşulanları duy diyelim. Emme şimdi iyi. Doktora getirmişler. Ben gördüm. Meraklanma. Gel. Nerede? Gel. Kız ben sana çocuğun başında doğ dedim. Ne işin var burada? Ya dedesi geldi de baş başa rahat etsinler diye ben çıktım. Çok iyi etmişsin gülüm. Çok iyi etmişsin.
Peki nerede yaşar bu hayvan? Mağarası var. Babam anlatmıştı. Dağdaki mağarasında yaşıyor. Peki ne yer, ne içer? Bilmem. Dağda ne bulursa onu herhalde. Meleğim, nasılsın anneciğim, iyi misin? Anne, dedem dedi ki siz artık barışmışsınız. Biz hep birlikte çok mutlu yaşayacakmışız. Doğru mu? Babam gelecek ve biz çok mu mutlu olacağız? Elvan, biraz Meleğin yanında kalır mısın? Anne, daha yeni geldin, gitme. Meleğim, hiçbir yere gitmiyorum. Sadece dedenin biraz işi çıkmış. Onu yolcu edip geleceğim, tamam mı? Tamam. Sen hiç merak etme bebeğim. Her şey çok güzel olacak. Tamam. Senin ne işin var burada? Sancar'ı bu hale sen getirdin değil mi? Eserinle gurur duyuyor musun? Sancar benim yüzümden değil, senin yüzünden bu hale. Başkalarını suçlamaktan vazgeç, artık kendine bir bak kızım. Kendi hayatını mahvettin, yetmedi şimdi. Kızının da, köylünün de, ailesinin de hayatını mahvettin. Sen hayatlarında olmasan mutlu mesut yaşıyorlardı. Bu kadar da uzun boylu değil. Kız zaten her şey için kendini suçluyor. Bir de senin Sancar'ın başına açtığın şeyler yüzünden onu suçlamana izin vermem. Sen ne dersen de. Nare biliyor. Sancar'ın başına bundan sonra her ne gelirse sebebi sizsiniz. Sen de şunu bir düşün. Sırf babanın dediklerini yapmamak adına masum bir adamı yakarak hayatına devam edebilecek misin? Ben seni... Gediz, Gediz yapma ne olur. Gücüm kalmadı. Nare, kız baban senden bir şey mi istiyor? Beni bak gülüm, eğer Sancar abimi kurtaracak bir şeyse gözünü sevem kabul et. Bizim için önemli olan sağlığımız, huzurumuz. Giden elbet yerine konur Nare. Sen istersen ben varım. Kabul edelim, yenildik. En güçlümüz, en dirayetlimiz Sancar'ın geldiği durum ortada. Söz veriyorum, arkadaşın, yoldaşın olacağım. Sana asla elimi sürmeyeceğim. Sana çok aşıktım. Gerçek bir evlilik yapabilmeyi çok isterdim. Ama bu öyle bir evlilik değil. Biliyorum. Önlerime düşen neyse yapmaya hazırım. Sancar'ı kurtarmamız lazım. Bencillik yapmanın sırası değil. Sancar'ı hem de Efe oğullarını ancak senle ben ayağa kaldırabiliriz.
Bana aşık olmak kötü bir fikirdi. Hayatlarımızın geldiği noktaya bak. Peki benimle evlenmek iyi bir fikir mi? Sen tüm bunlardan kendini mi sorumlu tutuyorsun? Başka kim tutayım Gediz? Buraya geldiğim günden beri Efeoğullarının hayatı dibe çöktü. Ben gelmeseydim Sancar evlenmişti. Belki çocuğu olacaktı. Sadıçlar birbirine düşman olmayacaktı. Ben gelmeseydim... Evet, biz Melek'le eksik kalacaktık. Ama Efeoğulları darma duman olmayacaktı. Şimdi bana evlenelim diyorsun ya. Kendini ve aileni hiç mi düşünmüyorsun Gediz? Ya benim lanetim sizi de yakarsa? Vallahi hesap kitap yapacak durumda değilim Nari. Sancar'ın durumu ortada. Baban içeride ona yine zarar vermez mi sanıyorsun? Ben sadıcımın cezaevinde ölmesine izin vermem. Eren. Efendim Elvan. Alo. Nari, gülüm, müjdemi isterim. Sancar abim uyandı. Çok şükür. Çok şükür. Elvan. Benim şimdi çok önemli bir şey yapmam lazım. Seni sonra ararım, tamam mı? Tamam gülüm, tamam. Sen hiç meraklanma. Tamam. Sağ ol. Rica ederim. Hoş geldin bari. Tabii geçebilirsin. Müsait mi? Bir kez daha sen kazandın. Pes ediyorum. Konağı geri vereceksin. Sancar en kısa zamanda serbest kalacak. Ve bu anlaşmadan kimsenin haberi olmayacak. Sancar asla bilmeyecek. Eğer öğrenirse ne konağa geri döner ne de hayatına devam eder. Benim işime gelir. Ama onu kimin kurtardığını bilmek isteyecektir. Orasını bana bırak, ben hallederim. Son bir şartım daha var. Şansını fazla zorluyorsun ama söyle bakalım. Sancar'la vedalaşmak istiyorum. Gediz abi, duyan gören olursa yanarız. Ya rahat ol Devrem, kim duyacak ya? Sancar Efe çocuğuyla bir hasret gider misin? Ha? Senin de çoluğun çocuğun vardır oğlum. Bir şey olursa ben komutanla konuşurum zaten. Baba.
falan. Gel bakalım buraya. Gel bir öpeyim, gel. Ay Allah'ıma şükürler olsun ya. Melek, kuzum bu bana doya doya öp. Abi, iyisin. Emme doktorlar çok ümitli. Sen yanına kalmaz ayaklanırsın. Melek de seni çok merak etti. Gedizah izin aldı. Meleği görmek sana ilaç olur dedik. Eyvallah, sağ ol. Baba, sen hasta oldun değil mi? Gelmedin. Öyle oldu baba. Kız çok sıkma adamı acıtacak. Ya bırak sarılsın, iyiyim ben, iyiyim, bir şeyim yok. Oh. Baba, biliyor musun? Ben de hasta oldum ama iyileştim. Sen ne zaman iyileşirsin? Ben sana bir resim yaptım, biliyor musun? Yarın annemle getirecektik. Buraya mı getirmemiz lazım Erhan? Ben bir hayal kurdum. Böyle yaz olsun, güneş sıcacık üstümüzde. Sen, ben, annem gece gezsek ya biraz. Senin dediğin ormana gitsek, orada kamp yapsak. Sen iyileşirsen gideriz değil mi baba? Meleğim, baban hep seninle olmak ister. Böyle can cana, böyle nefesini duyayım, saçının kokusunu alayım. Zaten benim cennetim bir sen bir de annen. Ama olmuyor işte meleğim. Olmuyor. Ne kadar istersek isteyelim, hayat bazen izin vermiyor. Sen istersen olur ama. Sen güçlüsün, akıllısın, halledersin sen baba. Canım meleğim. Annen nerede, nasıl? İyi mi? İyi iyi, buradaydı. Senin başına hiç ayrılmadı. Gelir şimdi. Abi bu kadar yeter. Bizim de başımız ağrımasın. Eyvallah aslanım. Allah razı olsun. Allah seni de bir an önce sevdiklerine kavuştursun. Amin abi. Geçmiş olsun tekrardan. Eyvallah. Gel efendim, gel. Görüşürüz. Amcam. Ay kız. Amcam kurban olsun sana. Kız sen ağırlaştın mı be? Eve gidecekseniz bırakayım. Yok istemez, biz kendimiz gideriz. Gel gülüm. Gel. Bebeğini tutar mı kuzum? Yok ben tutarım. Elvan sizi Gediz bıraksın. Görüşürüz anneciğim. Yahya seninle konuşabilir miyiz? Hadi bakalım. Hayırdır, ne oldu? Korkulacak bir şey yok. Sadece senden yardım isteyeceğim. Eğer bana yardım edersen Sancar hapisten çıkacak. Konağı geri alacaksınız. Halise Hanım'da ameliyat olacak. Nasıl olacakmış bunlar? Sihirli değnek buldun yalım. Nasıl olacağının önemi yok. Hepsini yapan sen olacaksın. Teşekkür ederim dostum. Bu iyiliğini unutmayacağım. Hanımefendiye hürmetler. İstediğini ayarladım. Sancar'ı son kez görebilirsin.
Narem, gel. İyi misin? İyiyim, iyiyim ya, iyiyim. Kusura bakma, seni de korkuttum değil mi? Narem. Sen bana mı ağladın öyle? Sana, bana, kızımıza, bütün hayatımıza. Biliyorum. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Elim kolum böyle bağlı kala kaldım. Ama bir yerlerde... bir yerlerde bir umut vardır değil mi? Ha? Yok Sancar Efe. Benim olduğum yerde umut da yok, huzur da yok. Mutluluk oyunum bile öldü. Doğru yanlış birbirine girdi. Karanlıkta koşuyor gibiyim. Benim artık dayanacak gücüm kalmadı Sancar. Beni teselli etmeye mi geldin? Yoksa direkt kalpten götürmeye mi ha? İkimiz de içimizde bir yerlerde. Belki de çocukluğumuzdan beri bir şeylerin yanlış olduğunu biliyorduk. Olmuyor, olamıyor işte. Evet. Hissettiklerimiz doğru ama yaşadıklarımız hep yanlış. Ve bu da sadece kaderin suçu olamaz ya. Biz birbirimize iyi gelmiyoruz Sancar. Tamam, bıçağı kalbime sapladım. Çevirip durma. Tamam, yüzükleri çıkardık. Belki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ama hayalimi alma benden ha. Hayal mi kaldı Sancar Allah aşkına? Bizim aşkımız yüzünden kaç kişi öldü? Kaç kişi yara aldı? Hepimizin hayatı karardı. O yüzden sen çıkarsın ya da çıkmazsın bilmiyorum. Belki yarın çıkarsın. Belki yıllarca yatarsın ama şunu bilmeni istiyorum ki ben artık yokum. Hani bana sormuştun ya, ben kararımı verdim. Dışarıda seni bekleyen Sefer'in kızı yok. Bana verdiğin yüzükleri de attım, haberin olsun. Nare! 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 Hastaneden cezaevine götürürler diye bekliyordum. Niye getirdiler buraya? Hayırdır? Çok güzel haberlerim var. Davanın seyri değişiyor. Savcıya yeni bir delil sunuldu. Ve heyet ara celse kararı verdi. Nasıl yani? Nasıl bir delil? Sizin suçsuz olduğunuzu kanıtlayacak bir delil. Birazdan duruşmaya gireceğiz. Ve bence bugün çıkacaksınız. Hadi. Thank you.
açık duruşmaya başlandı. Sanık huzura alındı. Cumhuriyet Savcısından mütalası soruldu. Buyurun savcım. Teşekkür ederim. Video görüntüleri incelenmiş olup olayın sanık beyanda anlatıldığı gibi vuku bulduğu, sanık Sancar Efeoğlu'nun öldürme kastıyla hareket etmemiş olduğu anlaşıldığı, meşru müdafaa sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına, sanığın atılı suçtan beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Çok şükür olsun ya Rabbim. Lan ya Yasin'e de helal olsun. Nereden buldun gaydi? Sayın Nare Çelebi ile Gidiz Işıklı'nın belediyemize yapmış oldukları evlilik akdi hakkında hiçbir yasal sorun bulunmamıştır. Şimdi bir kere de şahitler huzurunda bu isteğinizi bir daha seslendirmenizi isteyeceğim. Siz Sayın Gidiz Işıklı, Nare Hanım'la kendi arzunuzla hiç kimsenin baskı ve tesiri olmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Siz Sayın Nare Çelebi, Gidiz Işıklı'yı hiç kimsenin tesiri altında kalmadan eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?
Ediyorum. Gereği düşünüldü. Sanık Sancar Efeoğlu'na meşru müdafaa sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına ve bu suretle sanığın beraatına oy birliğiyle karar verildi. Başka suçtan tutuklu ve hükümlü değilse derhal salıverilmesi için Cumhuriyet Savcılığına müzakere yazılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Ailemizin en mutlu günü bugün. Her meleğim asma yüzünü. Oğlum. Eyvallah. Gel bakalım, gel. Geçmiş olsun abi. Eyvallah, eyvallah. Gavrum, gel bakayım. Efendim. Hoş geldin efendim. Allah bir daha düşürmesin. Eyvallah, Allah eyvallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Olsun. Allah razı olsun. Babam.
Annem nerede? Arabayı mı park ediyor? Kanıyor alaca nefesi. Yörük dağı karadır, efem sevda kanatır alaca nefesi. Sefirin kızı bağrımda sızı, eyvallah. Sen peri kızı eyvallah, efendinin yası.